bozuluyor. Bu ne yapıyor? Helicobacter pylori'yi yok eden çok etkin bir madde içerir. Yani midedeki gastriti, ülseri sebep olan Helicobacter pylori öldürücü. Buna Almanlar eskiden ulkus faktör demişler. Bunun birleşimindeki etken maddeye, ülseri iyileştirdiği için. Evet, veya U vitamini. Hı hı hı. Fakat sonradan yapılan araştırmalarda bunun U vitamini veya ulkus faktör olmadığı, çok hassas bir metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir amino asit. Hangi bitkide var bu? Lahanada var. Lahanada. O kokuyu veren şey o mu? Lahanaya kokusunu veren şey. Yok. Bu o farklı. Bu metil metilyonun sulfonyum bromit lahanayı mikserde çektiğiniz zaman oksitleniyor. Çok hassas. Veyahut da haşladığınız zaman bozuluyor. Doğal üretmek gerekir. %100 verim elde edebilmek için. Biz bunu doğal olarak üretiyoruz. Bu nedenle bizim bu ürün %100 etkili. Tamamen de bağırsaktaki o bağırsaktaki zararlı mantar, bakterileri ve mantarları yok ediyor. Zararlı ve mantarlara karşı. Peki bu arada faydalı bakterilere, vücut için ihtiyaç olan bakterilere zarar vermiyor mu aynı anda? Hayır, hayır. Zararlı bakterilerle faydalı bakterilerin yaşam alanı farklı. Faydalı bakteriler anaerob, yani oksijenli ortamda yaşar. Zararlı bakteriler oksijensiz ortamda yaşar. Kanserli hücreler gibi. Kanserli hücreler de oksijensiz ortamda çoğalıyor. Oksijenli ortamda yok oluyor. Yok olur. Bu da demek ki öyle. Öyle. Önemli. Mesela Çin'de birisi kansere yakalandığı zaman açık hava. Ona spor yaptırıyor. Tabii tabii tabii. Hemen derler ki dağlara git, işte sağlıklı beslen, bol oksijen al, yürüyüşler yap. Niye? Çünkü kanser hücresi oksijeni görünce kendini yok ediyor. Kişi hasta, ya hasta yatağında yatarsa daha kötü olur. Çünkü oksijen girmiyor. Burada da demek ki öyle bir ayrım var. Yani faydalı bakteriye oksijen lazım, zararlı bakteri oksijensiz ortamı seviyor. Bu da oksijeni mi artırıyor? Bunun içerisinde laktobazilus bifidobakteriler var. Günümüzde birçok yoğurda laktobazilus ve bifidobakterisi katılıyor. Evet. Bir sürü firma sıvı yoğurtları içerisine bekliyorlar. Bunun içerisinde doğal olarak var. Lahana da var. Evet. Biraz beklettiğinizde mesela balkona koyup üzerinde bir delik açtığınızda beklettiğinizde fermente olur. Şişer balon gibi. Lahana mı? Bu. Ha bu şey. Fermente olur. Kimya laboratuvarı gibi denemeyin. Fermente olur. Şişer. Tadı bozulur. Eşkir. Yoğurt gibi. Tatlı yoğurt herkes sever. Ama eşkimiş yoğurdu kimse sevmek istemiyor. Neden? Çünkü fermente olmuş. Onun içindeki faydalı bakteri oranı maksimum seviyeye ulaşmıştır. Yoğurttaki laktozu, yani süt şekerini laktik aside dönüştürür faydalı bakteriler. Laktik aside, süt şekerini. Bunun içerisinde de bu şekeri, laktozu faydalı bakteriler laktik asit ve karbondioksite dönüştürür. Bu nedenle balon gibi şişer bu. Aslında tadı kötü olur ama etkisi çok yüksek. Faydalı. O zaman bazıları diyor ki, onun içinde bağırsak sisteminde bağırsaklar önemli. Yani zararlı bakteri ve mantarları yok edici küçük moleküllü faydalılara da tam tersi ortam sağlamış oluyor. Evet. Şimdi anladım niye bu lahana suyu bu kadar çok sık çıkıyor önümüze. İyi ki de bu soruyu